Merhaba arkadaşlar, sinir sisteminin ikinci videosuyla birlikteyiz. Burada nöroglia hücrelerinden bahsedeceğim. Bu biraz kısa bir video olacak. Nöroglia hücrelerini biz ikiye ayıracağız. Nasıl? Bir merkezi sinir sisteminde bulunanlar, bir de çevresel sinir sisteminde bulunanlar. Bunlardan bahsetmeden önce ilk olarak nöroglia hücreleri ne yapar, ne işe yarar? Bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar bunlar nöronlara destek olurlar, onarım sağlarlar, iyon dengesinde oldukça görevlidirler. Ama tek başlarına sinirsel iletim yapamazlar. Sinirsel iletim yapan kimdir? Nöronlardır. Nörogliyalar yardımcı hücrelerdir. Sinirsel iletim yapmazlar. O zaman ilk olarak görevlerinden bahsedelim. Ne dedik? Nöronlara destek, onarım, iyon dengesi gibi konularda yardımcı olur. Ne dedik? Sinirsel iletim yapmazlar. Evet. Şimdi biz bunları ikiye ayırıyoruz dedik bulundukları yere göre. Arkadaşlar bir merkezi sinir sisteminde bulunanlar, bir de çevresel sinir sisteminde bulunanlar. Şöyle ikiye ayırayım. Yazalım şöyle. Merkezi sinir sisteminde. Şimdi direkt merkezi sinir sistemi yazayım ya da. Bunu ileride bakın MSS olarak kısaltacağım. Şimdiden hani bulunsun karşınızda. Bir de çevresel sinir sistemi yazalım. Çevresel sinir sistemi. Bunu da ÇSS olarak kısaltacağız. Tamam. Evet, gelelim merkezi sinir sisteminde bulunanlara. Aslında çevresel sinir sisteminde sadece bir tane var. Ama merkezi sinir sisteminde arkadaşlar 4 tane hücremiz var. İlk olarak merkezi sinir sistemine bakalım. Burada oligodendrosit dediğimiz hücreler vardır. Oligodendrosit arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. Oligodendrosit. Bunlar merkezi sinir sisteminde bulunan hücreler için miyelin kılıf sentezlerler bakın. Miyelin kılıfı oluşturarak ayrıca elektriksel yalıtımı da sağlıyorlar. Hani miyelin kılıfın görevinde yazdık ya, yalıtım sağlıyor, iletimi hızlandırıyor diye. Oligodendrosit ne yapıyormuş? Merkezi sinir sistemi hücreleri için miyelin kılıf sentezler. O zaman şöyle yazıyorum. MSS kısaltarak yazıyorum. Hücreleri için miyelin kılıf sentezler. Miyelin kılıf sentezler. Evet. Oligodendrositlerin görevi bu şekilde. Gelelim bir diğerine. Astrositler. Arkadaşlar astrositler de nöronlara yapısal olarak destek oluyorlar. Nasıl oluyorlar? Bakın kan beyin bariyerini oluşturuyor ve kandaki madde alışverişini sağlıyor. Yani beyinle kan arasındaki madde alışverişini sağlar. O zaman şöyle diyelim. Kan beyin bariyerini oluşturarak madde alışverişini sağlar. Evet, astrositlerin görevi de bu şekilde. Devam edelim. Astrositlerden sonra ependim hücrelerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Ependim hücreleri. Bunların görevi de sinir sisteminde, yani merkezi sinir sisteminde bulunan boşlukları örter. Yani herhangi bir boşluk bırakmıyorlar aralarında. Bunları örtüyor. Merkezi sinir sistemindeki boşlukları örter. Evet, ependim hücrelerinin görevi de bu şekilde. Gelelim son olarak merkezi sinir sistemi için son hücremiz mikrogliyalar. Mikroglia. Bakın zaten glia hücrelerimiz var. Bir de onlardan daha küçük olanlar var. Mikrogliyalar. Bunlar da sinir doku içerisinde bir savunma oluşturuyorlar arkadaşlar. Yani aslında şöyle diyebiliriz. Sinir dokuyu koruyan yapılardır. Savunma oluştururlar. Sinir dokuyu korurlar diyelim.
savunma oluşturur. Evet, mikrogliyaların görevi de bu şekilde. Böylece biz merkezi sinir sistemi nöroglialarını işlemiş olduk. Gelelim çevresel sinir sistemine. Çevresel sinir sisteminde sadece bir tane hücremiz vardır. O da Schwann hücresi. Schwann hücresinden az önce bahsettik, değil mi? Neydi görevi? Çevresel sinir sistemi hücreleri için miyelin kılıf sentezliyor arkadaşlar. Onu şöyle yazalım. Çevresel sinir sisteminin altına yazalım. Bir tane hücremiz var zaten burada. O da Schwann hücresi. Schwann hücresi. Bunun görevi neydi? Direkt ÇSS olarak yazıyorum. Yani çevresel sinir sistemi hücreleri için miyelin kılıf sentezler. Miyelin kılıf sentezler. Evet. Nöroglia hücrelerimiz de bu şekilde. Arkadaşlar, şimdi biz sinir sisteminde neleri işledik bakalım. Sinir sisteminde ilk önce hücrelere baktık. Hücrelerimizden nöronlara baktık. Sinir sisteminin ana hücresi nöronlardır, unutmayın. Nöronlar yapı olarak baktığımız zaman işte dendrit, hücre gövdesi ve akson kısımlarından oluşuyordu. Ve bunların üzerinde de farklı yapılar vardı. Neydi bunlar? İşte aksonun üzerinde Schwann hücreleri vardı. Burada da bahsettik. Miyelin kılıf sentezliyordu. Daha sonra miyelin kılıfın görevine baktığımız zaman miyelin kılıf da yalıtımı sağlıyor arkadaşlar. Sinirselli yalıtımı. Böylece uyarıyı hızlandırıyor. Geçişini hızlandırıyor. Daha sonra Ranvier boğumlarından bahsettik. Ranvier boğumları da miyelin kılıfın kesintiye uğradığı yerlerdi. Nöronların çeşitlerine bakmıştık. Düğü nöronu, ara nöron ve motor nöron olarak. Bunların görevlerinden bahsettik. Bunlara zarar gelirse ne olur? Bundan bahsettik arkadaşlar. Daha sonra geldik nöroglia hücrelerine. Nöroglia hücreleri de nöronlara destek yapıyordu, onarımı sağlıyordu ve iyon dengesini sağlıyordu. Tek başlarına sinirsel iletim kesinlikle yapmıyorlar arkadaşlar. Sinirsel iletim yapan sinir hücrelerine, yani nöronlara destek oluyorlar sadece. İkiye ayırdık. Merkezi sinir sisteminde bulunanlar, bir de çevresel sinir sisteminde bulunanlar. Merkezi sinir sistemindekiler 4 taneydi. Oligodendrosit, astrosit, ependim hücreleri ve mikroglialar. Bunların da görevlerinden bahsettik. Ve çevresel sinir sisteminde Schwann hücresinden tekrardan bahsetmiş olduk. Şimdi biz sinir sisteminin bu hücre kısmını geçtik. Bundan sonraki videomuzda sinirlerde impuls oluşumu ve iletimi diyeceğiz. Sinirlerde impuls oluşumu. Impuls ne demek? Uyarı demek. Bir dahaki videoda bunların hepsini anlatacağım. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bu video içerisinde yazdığım notların hepsini Instagram adresinden bulabilirsiniz. Instagram sayfamın linkini de videoları paylaşırken alt kısmına, açıklama kısmına yazıyorum, paylaşıyorum. Oradan notları alabilirsiniz. Kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.